sizden bir ricam olacak. Arkadan gidelim ki köyde paket arıtmalarımız var ve köylerde posetlikleri gerçek. Burada bizim iki tane arıtma tesisimiz var. Birisi Beylerbeyi kısmındaki su arıtma tesisimiz. Bugün Nizip Çayı'nın ve dolayısıyla Hancaağız Barajı'nın kirliliğini önleyecek en önemli tesislerinden birisindeyiz. Nizip, evsel atıklar ve endüstriyel atıkların birlikte arıtıldığı ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin inşaatı devam ediyor şu anda. Avrupa Birliği müktesebatına uygun azot ve fosfor giderimi olan son derece gelişmiş bir teknolojiyle birkaç ay önce başlayan faaliyetler çok hızlı bir şekilde ilerliyor. %40 mertebelerine geldik. 155 milyon TL'ye kadar bir yatırım maliyeti var. İnşallah Nizip'in atık su arıtma anlamında 50 yıllık ihtiyacını giderecek çok önemli bir tesis. Biz 2023 yılının inşallah Şubat ayında tesise su vermeye başlayacağız. Nizip'imize, şehrimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bu tesis bittiği zaman hem Hancaağız Barajımızdaki kirliliğin bitmesiyle birlikte bölgemizde tarımsal sulama biraz daha rahatlamış olacak. Bu temiz suyla yapılan tarımla birlikte hem tarımda gelişme sağlanacak hem de bölge çiftçimizin yüzünün gülmesi de sağlanmış olacak. Bu çalışmalarla birlikte ilçemizdeki su kirliliğinin de önlenmesi, su kirliliği de önlenmiş olacak ve şehir içerisinden geçen Nizip Çayı'nda da temiz suyun akması sağlanmış olacak. Bu projeyle birlikte de hem bölge çiftçilerimiz hem bölgedeki tüm köylerimiz hem tarımsal anlamda hem de hayvancılık anlamında tekrar eski günlerine dönerek tarımdaki bugün içinde bulunduğumuz zaman içerisinde de tarımın çok önemli olmasını bir nebze desteklemiş olacağız ve yeşil bir çevrenin oluşumu sağlanmış olacak. Bu noktada bize her zaman destek veren GASKİ Genel Müdürümüz ve değerli çalışanlarına biz teşekkür ediyoruz. Ve özellikle bu projeyi öncelikler içerisine koyan büyükşehirimizin, GASKİ'mizin kıt imkanlarına rağmen Nizip'e verdiği önemden dolayı projeyi önceleyen ve bir an önce yapılması, bir an önce tamamlanması için talimat veren Sayın Bakanımız Fatma Şahin Hanımefendi'ye ben gerçekten ilçem adına çok çok teşekkür ediyorum. O kadar önemli bir iş yapıyoruz ki Gaziantep yeşil şehir, Nizip yeşil Nizip. Nizip'in hem sanayisinin devam edebilmesi için hem de insana ve çevreye saygılı bir büyümesini sağlayabilmek için bu tesis çok mühimdi. Çünkü Nizip'te bir taraftan zeytincilik, fıstıkçılık devam ediyor. Biraz önce valimizle oturduk, yeni organize sanayilerini konuştuk. Ama arıtmaların ön arıtma yapılıp buraya geldiğinde de yüksek biyolojik arıtma ile kimyasal arıtmanın birlikte yapıldığı bir tesise ihtiyaç vardı. Şu anda genel müdürümüz söyledi, bunun finansal desteğini JICA ile Japonlarla çalıştık. Ve bu yaptığımız koordinasyon sonunda hamdolsun çalışmalarımız %40'ı tamamlandı ve hızlı bir şekilde tamamlanacak. Tamamlandığında hem Hancaağız Barajı'nı koruyan hem Nizip Çayı'nı temizleyen hem bundan sonraki de hem Nizip'in sanayisini geliştiren ama daha mühimi yeşil sanayi dediğimiz, yeşil kalkınma dediğimiz bugün bütün dünyanın konuştuğu balıkları öldürmeyen, ağaçları kurutmayan, İnsanları hastalandırmayan bir modeli bu tesisle hayata geçirmiş oluyoruz. Burada büyük bir emek var, hakikaten büyük bir liderlik var ve büyük bir takım çalışması var. Bütün mühendis arkadaşlar buradalar. Ben hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum. Büyük bir mektep burası. Herkes çok güzel bir şekilde çalışıyor ve kendini güzel bir şekilde yetiştiriyor. En büyük yatırım da beşeri sermaye yatırım. Yetişmiş insan gücü. GASKİ olarak, büyükşehir olarak Nizip'le birlikte, Nizip Belediyesi ile birlikte bunu sağlamış oluyoruz. Nizip'imize, şehrimize, ülkemize hayırlı olsun.